sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle ilginç bir ürünü daha inceleyeceğiz. Otomobildeyiz. Bu sefer yanımda Barış yok. Sevgili Barış Şank'a selamlar diyerek bir otomobille ilgili bir başka donanımı inceleyeceğiz sizle. Donanımdan kastım da tabii aslında yani arabaya takılacak bir donanımdan ziyade aslında tam da anlatacağım konuya dair bir şey oldu bakın. Ekranda şu an ekranım bağlı. CarPlay kullanabilmem gerektiği halde kullanamıyorum. Ben de tam aslında bununla ilgili bir konuyla ilgili anlatacağım. Bakın şuradaki kablo oynayınca birden CarPlay özelliğim gitti. Neden? Çünkü artık bu kabloyu çok sık kullanıyorum ben. Ve böyle kullandığım için de Bluetooth'a düştü şu an. Bluetooth'tan bağlanıyor. Şimdi tekrar takacağım ve CarPlay'in aktif olmasını bekleyeceğim. Görelim bakalım. 5, 6, 7, 8, 9 ve bakıyoruz. Güzel. Bağlanmadı. İşte kablolu CarPlay'in zaman zaman yarattığı sorunlardan bir tanesini daha anlatmadan yaşamış olduk. Tekrar buradan çıkartıp bağladım. Şarj oluyor kısmını gördüm. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Ve bağlanmaya çalışıyorum. Smartphone'unuz, akıllı telefonunuz buraya bağlı değil. Kablosunun ve işte kendisinin uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Az önce bağlı olan cihaz şu an nedense çalışmıyor. Çünkü USB kablolarda ilgili bir sorun olabiliyor. Böyle çıkarttın, taktın. O sırada işte bir sorun oldu, buradakinde bir sorun oldu derken maalesef sorun yaşıyor. CarPlay şimdi devreye giriyor sevgili seyirciler. Evet, şimdi o devreye girsin. 5, 6, 7, 8, 9 ve CarPlay. Evet, yani şimdi bakıyorum şöyle. 5-6 saniye diyelim buna. Hatta şimdi şöyle yapalım dilerseniz. Bu kabloyu çıkartalım. Ve arabadan da inmiş sayalım kendimizi. Ve bir kapatalım. Sanki arabadan çıktık, gittik. Şöyle indim. Tam olarak AirPlay moda geçeyim. Ki böylece sanki arabadan uzaklaşmışım ve buradan da bağlantı tamamen kopmuş olsun. Tekrar binmiş olalım. İlk defa biniyormuş gibi yapalım arabaya. Böylece ne olduğunu birlikte görelim. Arabayı çalıştırdık. Havalarımız sıcak. Hemen varsa klimayı çalıştıralım. Bindikten sonra yapacağımız şey. İşte burada bir tabii telefon tutucum var. Ve tek USB'den de çıkan tek USB'den de şurada gördüğünüzden de kendi CarPlay'im için iPhone'a bağlıyorum. Bağladım ve yaklaşık 3-4 saniye içerisinde çat diye bağlandı. Böylece aslında 3-4 saniyede bunu bağladım. Fakat arabadan her indiğim, tekrar bindiğimde gereken şey bu kabloyu sökmek, tekrar takmak, bir daha bağlanmasını beklemek. Benzinciye gittiniz, arabadan indiniz, tekrar bindiniz, bir daha bağlıyorsunuz. Eğer o sırada navigasyonunuz açıksa o navigasyon tekrar kopuyor. Bundan çok daha kolay, telefonunuz cebinize bile olsa CarPlay'e bağlanabileceğiniz AutoCast'in USB adaptörü. Bu wireless kablosuz adaptör. Yani bu cihaz aslında AutoCast. Daha önce bir başka markasını anlatmıştık sizlere. Bu cihaz ne işe yarıyor? CarPlay'inizi veya Android Auto'nuzu kablosuz hale getiriyor. Bu ne demek? Arabanızda bir CarPlay özelliği zaten var. Fakat bu cihazla arabanızı artık arabaya ne zaman binerseniz, ne zaman yaklaşırsanız bu devreye giriyor ve böylece kablolu CarPlay'den kurtulmuş oluyorsunuz. Kablosuz olarak bağlanıyor. Geriye kalan her şeyi kablosuz olarak halledebiliyorsunuz. 5 GHz kullanıyor. USB-C üzerinden bağlanıyor. Kutudan ne çıkıyor? Bakın şöyle küçük bir cihaz çıkıyor. Kibrit kutusunun çok az daha büyüğü gibi görünüyor. Kenarında biraz pay var gibi diyebiliriz. Arabaya bir kere USB-C üzerinden bağlayacağız. Kutu içeriğinden o küçük cihaz geliyor. Bunu kaldırdıktan sonra bir kullanıcı kılavuzu geliyor İngilizce. Bir de tabii bağlantı için. Bir USB-C'den C'ye. Çünkü olur da arabanızda USB-C varsa bunu da kullanabileyim diye. Hayır, arabanızda USB-A varsa o zaman da bunu kullanabilirsiniz. Biz şimdi bunu USB-C üzerinden bir daha bu telefonu kullanmayacağımı düşünerek, kablosuz kullanacağımı düşünerek bir bağlayalım. Beraber ilk kurulumunda yapalım. Kendi USB'me taktım. Daha sonra da bağlıyorum. Artık şu kadarcık kabloyla bu işi görebilirsiniz. Bunu bir yere saklamak mümkün. Yine tabii bu görünecek, bu görünmeyecek değil. Onu unutmayalım. Bir kere bağladıktan sonra şöyle yapalım. Şuraya ben sakladım diyelim. Ve zaten direkt olarak gördü. Device Auto diye de burada yazıyor. Bağlanacağım zaman da şimdi hemen geliyorum ve ayarlara giriyorum. Bir Bluetooth cihazı olarak gördüğünden dolayı Bluetooth'a giriyorum. Diğer aygıtlarda Oto 9548'i buluyorum. Bağlandıktan sonra eşle dedim. Kişileri ve hızlı arama listesinin de ulaşmasına izin vermek istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam
kişilere ulaşamayacak bağlantı üzerinden. O da arabayı kullanırken tabii CarPlay için hiç de hoş olmaz. İzin ver dedim. Bağlandı. Şimdi artık ekranda şunu da hatta söktüm. Bakın kablosuz olarak şu an bağlı. CarPlay'i kullansın mı diye ibare çıktı. CarPlay'i kullan dedim. Bağlantımı kurmuş oldum. Kurulum kısmı bu kadar basit olması lazım. Şimdi esas mesele bunu ayarladık. Peki burada bir sorun yok. Bu ayarlandıktan sonra ikisi arasındaki bağlantının hızlı çalışması veya bir navigasyon kullanıyorsanız sizi sağa sola gittiğinizde size gecikme sunmaması. Baktığımız zaman, incelediğimiz zaman şunu net olarak görüyoruz. Çok küçük bir gecikme payı var. Yani normal kabloluya göre çok küçük bir gecikme payı var. Bazen yarım saniye diyebileceğimiz, belki daha az diyebileceğimiz. Normalde ilk bağlantı sırasında olduğunu şimdi göstereceğim ama GPS ile olsun, yani navigasyon ile olsun veya Spotify ile ilgili olsun. Spotify ile ilgili deneyelim. Hemen şimdi buradan tıkladım, başlattım. Evet, sesim oldukça kısık. Şimdi durdurdum. Bakın biraz bir bekledi böyle. Az bir şey bekledi tıklayınca. Durduruyorum. Durdu. Şimdi isterseniz bir de şuna kabloyla bakalım. Tekrar kablomu taktım. Kabloyla bütün bu kablo karmaşasını arabaya sokuşturdum. Bakalım bağlanacak mı? Sanki bağlanmayacak gibi. Evet, bağlanmadı inadına. Yani biraz bazen sorun yapıyor. Şimdi tekrar Spotify'a geliyorum. Ve tekrar garaj açıyorum. Ve bakın aradaki fark bu kadar. Durdurdum. Durdu. Başlattım. Başladı. Bu aradaki gecikme farkı bu kablosuz farktan ileri geliyor. Dolayısıyla aynı gecikme farkını haritada da yaşıyorsunuz veya başka işlemlerde de yaşıyorsunuz. Fakat bu sürüşte başka bir zorluk çıkartmıyor. Çünkü o zaten haritaya da öyle bakıyorsunuz artık. Yani o bir saniye gecikmeli olarak bakıyorsunuz. Dolayısıyla oradan yansıyan da bir nevi tepkime süresiyle daha çok ilgili gecikme görüyorsunuz. Onun dışında bir kayıp yok. Bunu ben de kendim de kullanırken böyle olduğunu gördüm ama bunun dışında yorumlara da baktığınız zaman da birçok yorumunda aynı şekilde olduğunu görüyorsunuz. Kullananların çok memnun olduğunu görürüz. Daha önce sizlerle CarLink Kit incelemiştik. CarLink Kit içinde aynı durum söz konusuydu. Orada hatta biraz daha fazla bağlantı problemlerinin olduğunu da konuşmuştuk. Bazı kullanıcıların bağlantı problemi yaşadığını görmüştük. Böyle karşılaştırdığımız zaman kurulum anlamında AutoCast daha hızlı bağlanıyor. Daha kolay bağlanıyor. İlk kurulumu çok daha basit. CarLink Kit'te zaman zaman bağlantıyı kurmaması ile ilgili sorunlar olmasına karşın AutoCast için bunu görmedik. Fakat şunu unutmayalım. AutoCast'in de bazı marka model araçlarda uyumsuzluk yaptığı ve çalışmadığı ile ilgili Skoda'nın bazı modellerinde çalışmadığı ile ilgili bilgiler var. Bunu kullanmak için neye ihtiyacınız var? Bir Android telefona ve iOS telefona ihtiyacınız var. iPhone 6 sonrasındaki, 6S sonrasındakileri destekliyor. Bu tabii şunu sağlamıyor. Arabamda CarPlay yok, bir ekran var. Ben acaba bunu televizyonlarda yaşadığımız o Mi Box gibi veya bunun gibi başka işte Firefox gibi bu tip bir cihaz değil. Yani HDMI olan cihaza akıllı TV yapıyor malum o cihazlar. Burada ise USB-C olan bir araca böyle bir akıllı ekran, akıllı sürüş, CarPlay gibi veya Android Auto gibi bir özellik sağlamıyor. Sadece olanı kablosuz hale getiriyor. Bu da tabii aslında büyük bir lüks böyle baktığınız zaman. Büyük kolaylık, unutuyorsunuz çünkü. Bir daha cebinizden çıkartın, kablo takın, takmayın. Bu söylerken sanki kulağa fazla lüksmüş gibi geliyor. Evet, hatta belki de öyle. Yani her şey bitti de billa bunu da mı istiyorsunuz diyeyim. Bu bir konfor meselesi. Kablosuz kullanım gerçekten büyük kullanım her anlamda sağlıyor. Niçin bir kablolu mouse yerine kablosuz mouse daha çok tercih ediliyor? Aslında bu özgürlükten dolayı. Yani o bir yere bağlı olmasın. Telefonu burada birisine verecek olsanız arabanın içerisinde kabloluysa veremiyorsunuz. Arkaya telefonu iletemiyorsunuz. Böyle olduğunda telefonu istediğiniz gibi araç içerisinde cebinize dahi olsa bağlandığından dolayı da deneyiminiz kesilmiyor. Yarıda kesilmiyor. Bu anlamda son derece önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden de tercih edilebileceğini tahmin ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken işte almadan önce mutlaka, ki bu arada yorumlarda bulabilirsiniz. Hemen aşağıda gerekli linki bulabilirsiniz. Ama almadan önce sizin aracınızla ilgili, araç marka modelle ilgili üreticisine bakmakta fayda var. Dediğim gibi Skoda araçlarda ve bazı BMW araçlarda da notunu gördüm. Çok nadiren bir modelde zannediyorum BMW'nin bir modelinde bir sorun yaşayan olmuş. Dolayısıyla hani bunlara dikkat etmek lazım. Bu her araçta denemek mümkün olmaz. Online'dan aldığınız zaman iade edebileceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla hani baktığınız arabanızda çalışmadı, iade edersiniz. İşte az önce gösterdiğim gibi de bağlantı yapması hiç de zor değil, son derece kolay. Ve aracın içerisine aldıktan sonra bunu bir daha da hatırlamayacağınız ufaklıkta. Şimdi şöyle yapalım.
Tekrar bir az önce ilk defa bağlanmıştık. Şimdi tekrar kabloludan çıkalım. Bakalım durum nasıl olacak? Tekrar kabloyu çıkartıyorum. Hani oldu ya. Bu arada tabii birden fazla profil yükleyemediğinizle ilgili bir durum söz konusu. Bir telefon bağlanıyor. Şimdi bunu bağladım ve geldim. Şimdi benim aslında bağladıktan sonra mavi ışık yandı üzerinde. Şu an bağlandı görünüyor ve buradan bağla dediğimiz anda bağlandı bu arada. Peki şöyle yapalım. Bir de Siri'yi çalıştıralım. Bana Bursa Bülbülü çal desem mesela. Çalışıyor. Telif yememek için hemen durduruyoruz. Bakın durdurdum. Tepki süresinin biraz geç olduğunu unutmayalım. Ama onun dışındaki deneyimim tamamen aynı. Bir de şöyle yapalım. Ahmet Gözütok'u ara. Bir de bakalım. Ahmet Gözütok cebi arıyorum. Ara bakalım nasıl olacak. Böylece görelim. Şu an CarPlay ekranda da zaten var. Ben bunu kapatmış olayım. Efendim. Ahmetciğim selamlar. Şu an çekimde, çekimden sana ulaşıyorum. Tamam. AutoCast'i deniyoruz. Şu an kameradasın. Dedik ki acaba nasıl ses kalitesi bir şey fark ediyor mu? Bizim sesimizde bir değişiklik var mı? Sizin sesiniz çok güzel geliyor. Ama zaten fark etmez herhalde ya. Fark eder mi? Bence de fark yani etmemiz lazım. Aracın kendi mikrofonunu ve hoparlörünü kullanıyor sonuçta. Aynen öyle. Yani aslında kablosuz olmasının bir bunlara bir etkisi yok. Aslında tamamen aynı işlevi tek farkı olarak kablosuz hale getiriyor. Benim sana sesim daha geç gelmiyor. O önemli. Çünkü evet, normalde bir saniyelik bir gecikme var Spotify'da, haritalarda yaptığın hamleler. Aha. Bir saniyelik gecikmeyle gidiyor normale göre. Hatta bir saniyeden evet. Daha az diyelim ona. Bir saniye de değil aslında bakarsanız. O yüzden özellikle konuşalım. Hani bu seste bir sorun var mı? O da geç gidiyor mu tarzında bir şey olsun dedik ama şu an konuştuğumuzda hiçbir şekilde sorun olmadı. Harika geliyor. Mükemmel. Tamamdır. Aynen. O zaman teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Gözütok'a Donanım Haber'den. Bir başka konuşmada tekrar gelsin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşürüz. Şimdi bir de şurada dolaşalım. Şöyle telefonu kenara çekelim. Mesela bakalım gördüğünüz gibi hiçbir yavaşlık söz konusu değil böyle baktığınızda. Bakın tıklıyorum. Durdu. Yarım saniye. Bir saniye bile değil. Yarım saniye. Başladı. Harita için bakalım. Başlat dedim. Çat diye başlıyor. Baktığımız zaman da herhangi bir gecikme, herhangi bir yavaşlama olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çok net. Özellikle haritaya tekrar baktığımızda çok net olarak görüyoruz ki gayet hızlı. Burada bir yavaşlık, bir tepkime zorluğu yok. Sadece ve sadece Spotify'ı açtığınızda veya herhangi bir müzik uygulamasını açtığınızda başlatma ve durdurma arasında ufak bir gecikme var. Bunu söyleyebiliriz ama bunun dışında kullanımda herhangi bir gecikme yok. Arabaya bindiniz, kapattınız. Hatta işte şimdi onu yapalım bir de. Arabayı kapatalım. Ben arabadan iniyor olayım. Kapattım. Güç gitti. Arabadan inmiş olduk, gitmiş olduk diyelim. Evet, şimdi tekrar arabaya geldik diyelim. Bunu uçak modundan çıkartalım. Açtım. Yazıyı gördüm. Ve sonra bakalım ne kadar kısa sürede bize... Böyle baktığımızda aslında biraz bir zaman harcadığımız anlaşılıyor. Yani gene kablosuzda da kabloluda da bu bağlantıda bir şey oluyor. Ama kablosuzdaki avantajın, pratikliğin şu olduğunu net olarak görüyoruz. Bunu bağladığınız zaman kablosuzda bir daha bu kabloyu tak çıkart olmayacağı için artık bundan sonrasında çok rahat bir şekilde o cihaza, kablosuz cihaza bağlanıyorsunuz. Yani o yüzden araca bağlandığınızda, araca girdiğinizde Bluetooth'tan hemen cihazı görüp tanıyabiliyor, bağlanabiliyor. Aracın kendisinden bahsediyorum. Fakat CarPlay'de kabloyu tak bir daha işte kabloda sorun olmasın tarzındaki sorunlardan uğraşmak yerine her seferinde tak çıkart. Arabaya her inip bindiğinizde bunu yaptığınızdan dolayı kabloya mutlaka orijinal olsun olmasın zarar veriyorsunuz. Ve işte aslında öyle olsun olmasın buradan tak çıkart yaparak burada da aslında zarar vermiş oluyorsunuz. Fakat diğerinde bunu unutmak mümkün. AutoCast'i kullanarak rahatlıkla bu konfordan yararlanmak da mümkün. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bağlandığınız, çok kolay bir şekilde kullanabildiğiniz, kablolardan kurtulduğunuz, pratik araçta herhangi bir kalabalık yapmayacak, çok küçük, rahat kullanımlı cihazdan bahsediyoruz. Kablosuz CarPlay ve aynı zamanda Android Auto. Yorumlarda dediğim gibi bıraktık arkadaşlar. Böyle bir cihaz alarak veya daha önce incelediğimiz CarLink kit'e de bakabilirsiniz. Aracınızın modeline uygun olarak. Yani çok nadiren, çok çok az model var uygun olmayan. Dolayısıyla burada o dikkat edeceğiniz şey sizin aracınız o çok küçük olan listede var mı? Dediğim gibi Skoda'nın bazı modelleriyle ilgili sorun vardı. Dolayısıyla başka bir sorun yoktu. Ama onun dışında artık bütün araç modelleri de araç üreticilerinin çok sayıda aracı ürettiğini. Mesela Skoda'da çalışmayıp da Volkswagen'de çalışması enteresan. Neden hani orada çalışmıyor? Demek ki bazı model araçlarda farklı bir şey kullanılmış. Farklı bir yapı kullanılmış. O yüzden çalışmıyor olabilir. Ama bunun dışında
hiçbir sorun olmadığını, rahatlıkla kullanılabildiğini, PSA araçlarında, şu an bir PSA aracındayız, araçların rahat kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir de tabii online alışverişin rahatlığı burada devreye giriyor. Böyle bir cihazı aldıktan sonra eğer çalışmazsa iade edebilirsiniz. Ama çalışırsa bu pratikle alıştıktan sonra zaten geri vermek istemeyeceksiniz. Fiyatı da çok önemli. Bu mini CarPlay wireless cihazı aşağı yukarı 2000 TL'ye, 2000 TL civarına alabiliyorsunuz. Araç içerisinde kullanım kolaylığı sağlayan bir cihazı tercih etmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. iOS, Android, hem ses kontrollü, Apple CarPlay'i kablosuz hale getiren, kullanımı son derece kolay, tak çalıştır diyebileceğimiz USB bağlantısından kurtaran bir cihazdan bahsediyoruz. Diğer CarPlay özelliklerinin hepsini kablolu ne buluyorsanız bulabiliyorsunuz. Son derece küçük, 1 yıl garantili bir cihazdan bahsediyoruz. Optocast yurt dışından geldiği için. Bunu da söyleyelim. Ve bunu da söyledikten sonra eğer aracınızda böyle bir kabloyla ilgili bir dert yaşıyorsanız siz de böyle bir cihaz tercih edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.